tesiste yapılıyor bu değerler. Bu 30 adet tesisin 10 tanesi İskenderun ve Osmaniye yöresinde. Ve bundan 10 sene önce Yaşar Bey burada da bir röportaj yapmıştık. Demiştik ki Türkiye'nin gelişimine paralel olarak burası 2. Marmara bölgesi olacak. Gerçekten 10 sene içerisinde burası 2. Marmara bölgesi oldu. Marmara bölgesini geçti ve geçen seneki rakamlar da üretimi, demişelik üretimi Türkiye'de bölgeler içerisinde en yüksek bölge konumuna geldi. Türkiye'nin %33'ü, üretiminin kapasitesinin %33'ü, üretiminin ise %32'si bu bölgede gerçekleşti. Ve beklentimiz ileriki yıllarda da bu rakamların daha da yukarıya doğru çıkması ve bu oranların %40'lı rakamları bulması. Şimdi şöyle kabaca 2000 yılında Türkiye neydi? 2011 yılında Türkiye ne? 2023 yılında Türkiye ne olacak? 2000 yılında 14 milyon ton üretim vardı. 7 milyon tonu ihracattı. 1,5 milyar dolar da ihracatın değeri vardı. 2011 yılına geldiğimizde 34 milyon tona çıktı üretim. İhracat 19 milyon tona çıktı. İhracatın değeri 17 milyar dolara çıktı. 2023 hedefi ise toplam Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracatının içerisinde 55 milyar dolar demirçelik ihracatı. Yani bu ne demek? 2011 değerlerinin en az iki katı daha, yani üçe katlamamız demek. İki katı daha fazla ihracat yapmamız demek. Dolayısıyla biz bunu kendimize hedef alarak, bunun içerisinde biz neredeyiz, ne yapabiliriz diye düşünerek yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Kabaca, Türkiye tabi burada hem ihracattan bahsetti, hem üretim yapıyor, hem ihracat yapıyor, hem ithalat yapıyor Türkiye. Toplam 31.9 milyon ton üretim yapıyor, 26.9 milyon ton tüketim yapıyor. Bunlar nihai rakamlar. Bunun da dağılımı 22.9 uzun ürün üretimde, tüketimde bu 13.7. Yassı ürün 9.1 milyon ton üretimde, tüketimde ise 13.2. Dolayısıyla uzun ürünlerde üretimi tüketimi karşılama oranı %167. Yassı ürünlerde ise bu oran %69. Yani uzun ürünlerde fazlamız var, yassı ürünlerde açığımız var. Kabaca bir de ticarete baktığımızda, ticaret derken hem ithalatı hem ihracatı kastediyorum. Türkiye bir taraftan ciddi bir ihracatçı ülke. İhracatta 8. sıradayız dünyada. Ama ciddi bir ithalatçı ülke. İthalatta da 9. sıradayız. Yani bir taraftan ihraç ediyoruz, bir taraftan ithal ediyoruz. Ve burada da gruplar bazında hangi ürünlere ithal ediyoruz, hangi ürünlere ihraç ediyoruz, bunlar mevcut. Yani mesela 11 milyon ton uzun ürün ihraç ediyoruz, 6.4 milyon ton yassı ürün ithal ediyoruz. Aynı zamanda 1.3 milyon ton uzun ürün ithal ediyoruz. 1.6 milyon ton boru ihraç ediyoruz. Diğer taraftan 306 bin ton boru ithal ediyoruz. Yani biz pek çok kalemde aynı zamanda hem ihracatçı hem ithalatçıyız. Bu da parasal değerleri. Miktarsal değerler de parasal değerler de birebir değil. Bu da bizim değerlendirmelerimizde, yatırımlarımızda dikkate aldığımız bir husus. Yani biz ihracat yaparken verilere bakarak bunu çıkarıyoruz.
Ortalama ihracat fiyatlarımız Ömer'deki rakamlar. Yani günde 670 dolara, yaz ürünü 850 dolara, uzun ürün 710 dolara ihraç ediyoruz. Orada her türlü karmanizlisi, kaplamalısı, şunu bunu olmasına rağmen 1020 dolara ihraç ediyoruz. Ama diğer taraftan yaz ürünü 990 dolara ithal ediyoruz. Uzun ürünü 1150 dolara ithal ediyoruz. Ve boruyu da 1790 dolara ithal ediyoruz. Demek ki biz katma değere düşük ürün ihraç ediyoruz. Katma değeri yüksek ürün ithal ediyoruz. Bu aynı zamanda diğer grupta daha da belirgin. 2445 dolara diğer ürünleri ki bunlar işlenmiş ürünlerdir. İhraç ediyoruz, 4800 dolara da ithal ediyoruz. Bunlar kabaca sektör tespitlerimiz ve ileriki dönemlerde de bahsedeceğim kısaca. Biz yatırım yaparken de ithalat dengesini, ithalat kalemlerini göz önüne alarak ve ithalat açığını nasıl aza çekeriz, kâr açığını nasıl aytası çekeriz diye düşünerek yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Kabaca Tosyalı Holding'in tarihçesi 1952'de başlamış. Rahmetli Şerif amcamızla birlikte. Ama asıl sanayileşme 1996'da Tosyal Demir Çelik kuruluşuyla başlamış. Ve ondan sonra da çok hızlı bir gelişme göstererek sektörün en önemli kuruluşlarından biri haline gelmiş. 1996'da Tosyal Demir Çelik, 1998'de Tosçelik kurulmuş. 2000 yılında ilk defa ISO 500 listesine girmişiz. 2008'de Osmaniye'de ilk yatırımımız olan Sifral Boru Tesisini devreye almışız. 2009'da Osmaniye'deki çelikhane ve yassı çelik tesislerimizi devreye almışız. 2011'de, 2 yıl sonra Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da 3. büyük boru profil tesisini devreye almışız. Ve yine 2011 yılında ISO 500 sıralamasında 25. sıraya yükselmişiz. Şu anda grup şirketlerimiz, iki tanesi yurt dışında olmak üzere, birisi Karadağ'da, birisi Cezayir'de, 10 tane şirketimiz var. Bunlardan 3'ü üretim şirketi Türkiye'deki, Tosyalık Profil, Tosyal Demircilik ve Tosyalık Planör. Biri dış ticaret şirketimiz, birisi enerji şirketimiz, birisi denizcilik, birisi metal ambalaj şirketimiz. Tesislerimiz İskenderun ve Osmaniye yöresinde ve yatırımlarımızı bundan sonra da bu bölgede şekillendirip büyütmeyi düşünüyoruz. 2 milyon ton tosçelik olarak 2.2 milyon ton kütükle sınav üretim kapasitemiz, 2.1 milyon ton rulo kapasitemiz ve 2 milyon ton da boru kapasitemiz var. Türkiye'de yeni yatırımımızla beraber üretmediğimiz boru profil cinsi yok. Yani şu anda bu sektörde dikişsiz hariç ithal ikamesi tamamen yapabilecek durumdayız. İthalatla karşılanabilen veya önceki yıllarda ithalatla yapılan kalemlerin tamamını Osmaniye tesislerimizde üretebilir durumdayız. 400'ün üzerinde farklı kalite ve çeşitli malzeme üretebiliyoruz. Ben bunları hızlı geçiyorum. Özellikle mesela bu ısır işlemli boru ve profiller Türkiye için çok önemli bir kalem. Yeni üretimine başladı. Yine aynı yerde spiral boru tesisimizde 3,5 metre çapa ve 25 milimetre kalınlığına kadar üretim yapıyoruz ve dünyanın her tarafına da sürekli 24 saat aralıksız üretim ve sevkiyat yapıyoruz. Tamamladığımız ERV yatırım tesisleri Osmaniye'de dedik ki 2
200 dönüm kapalı alana sahip ve içerisinde aslında neredeyse 8-10 tane tesis barındırıyor. Ayrı ayrı her biri birer fabrika niteliğindeki 8-10 tane tesis barındırıyor. Ve önümüzdeki Şubat Mart aylarında da tamamı şu anda tesis yaklaşık %50-%60 kapasitede devrede çalışıyor. Geri kalan yatırımlar da bitmek üzere. Önümüzdeki Mart ayında da yatırımın tamamı tamamlanmış olacak. Özellikle burada piyasayı da ilgilendirdiği için söylüyorum. Son derece modern ve yüksek kapasiteli bir de parça galvaniz tesisimiz var, kaldırma galvaniz tesisimiz var. Bu bize 12 inç çapa kadar boru profil galvanizlemenin yanı sıra yöredeki tüm müşterilerimizle, isteyen imalatçılarımıza da parça galvanizleme yapıp kendilerine teslim etme imkanı sağlayacak. Onlara da ilave bir boyda 14 metre boya kadar istediğiniz malzemeler galvanizlenecek burada. Ve farklı bir açılım getirecek bölgedeki imalatçılarımıza. Bu tavlanmış boru profiller çok önemli ama biz süreyi aştık biliyorum. Onun için hızlı geçeceğim. Buraya kadar kabaca bir tanıtımımızdı. Neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Bundan sonraki kısımda hem tanıtım hem yatırımlarımızı bahsedeceğim. Tosyan Devlet Demirçelik İskenderun'da kurulu tesisimiz. Şu anda 500 bin ton kapasitesi var ve burası adet profili üretiyor. Bizim Türkiye'deki üretimlerimizin tamamı yapısal çelik ve yasıya göre. İnşaat demir üretimi yapmıyoruz. Buradaki tesisimizde 500 bin ton adet profili üretiyor. Orada şu anda ikinci organize sanayideki yatırımımızla beraber, yeni bir yatırımımızla beraber Türkiye'nin artan yapısal çelik ihtiyacını da göz önüne alarak 600 milimetre çapa kadar HEP profili, 400 milimetre çapa kadar U profili, hızlı tren rayı ve 600 milimetre çapa kadar İP profil üretici bir yatırımımız başladı. Ve tesisin kapasitesi 2 milyon ton. Böylece Türkiye'nin o ithalat listesinde gözüken ve ciddi bir kalem tutan o diğer uzun ürünlerdeki ithalatın büyük bir kesiminin önüne geçeceğiz. Yine Osmaniye'de Sayın Valim, Kangal Adanesi yatırımına başladı. Bu Kangal Adanesi de son derece her türlü kaliteyi üretebilecek şekilde son derece modern tasarlanan bir tesis. Bunun da ürünlerinin tamamı imalat sektöründe kullanılıyor. Asır hariç geri kalanların tamamı imalat sektöründe kullanılıyor. Ve pek çok ufak ve orta ölçekli tesise ham madde teminine imkan verecek. Bunlar kabaca galvanizde üretimi, çil üretimi, yay üretimi, portezi üretimi, elektrot kaynakları üretimi, çelik alet üretimi, somun, civata, vida üretimi, otomotiv, yan sanayi, temizlik malzemeleri olmak üzere pek çok sektörde ufak ufak firmaların kurulmasına ve KOBİ'ler olarak faaliyete geçmesine imkan sağlayacak. Yine Osmaniye'de malumunuz üzere Japonya'nın teknoloji devi firmalardan biri, ambalaj sanayinde teknoloji devi firmalardan biriyle ortak bir şirket kurduk. Tosyal Toya ortak bir şirket kurduk ve çok ciddi bir şekilde fizibilite çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Tamamlanır tamamlanmaz da yatırım faaliyetlerimize başlayacağız. Buradaki ürünlerimiz tamamen kalaylığa varıncaya kadar katma değeri yüksek malzeme. Yani, asitlenmiş saçtan başlayıp lamine kaplı saç ki Türkiye'de
Boyalı var, lamine kaplı saç yok. Lamine kaplı saç dediğimiz, mesela masamız çelikten ama üzeri ahşap görüntülü. Veya buzdolabımız normal malzemeden ama üzeri paslanmaz görüntülü. Son derece teknolojik ve ileriki dönemlerde de pazarı gelişecek bir alan olarak gördüğümüz bu alanda ciddi biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Ve tamamlanır tamamlanmaz da inşallah yatırım çalışmalarına başlayacağız. Bunlar da çok değişik sektörler. Yani ambalaj sanayi, beyaz eşya, panel radyatör, yapı çelikleri, sandviç panel, iş makinesi, basınçlı kaplar vesaire, tarım makineleri. Bunlar belki bizim yöreyle daha detaylı paylaşmamız lazım. Çünkü sadece üretmek değil, ürettiğimiz malzemeleri kullanacak sektörleri de hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bunlar da kullanma alanlarıyla ilgili, nerelerde kullanılabilir, neler yapılabilir. Burada sadece bahsedeceğim, yurt dışında bir yatırımımız var, Cezayir'de. İnşallah Şubat ayı içerisinde test çalışmaları başlayacak, Mart ayında devreye alacağız. Orada da Türk çelik sektörünün yurt dışında yaptığı en büyük demir çelik yatırımıdır. 500 milyon dolar bütçesi var. İnşallah Şubat ayı sonunda devreye almış olacağız. Sayın Valim bahsetti, dedi ki, Osmaniye'nin enerjisinin %80'ini tüketiyorsunuz diye. Biz dedik ki bir taraftan tüketiyor, bir taraftan da üretimini yapalım. Dolayısıyla inşallah 1200 megawattlık termik santralle ilgili de müsaadelerimiz çıktı. Şu anda yatırım çalışmaları devam ediyor. Onu kısa zaman içerisinde başlayacağız. Yine aslında biz burada demir çelik sektörünü konuşurken demir çelik sektörü tek başına izole bir sektör değil. Pek çok sektörü de kendisiyle beraber geliştiriyor. Yani neticede bunun içerisinde hizmet sektörü var, bunun içerisinde lojistiği var, cadası var. Yani her türlü malzemenin kullanıldığı, tüketildiği bir yer. Tek başına bakmamak lazım. Yani Veysel Beyler'in de zarısım sizde değil mi? Bir de 25 olarak öngörülüyor. Dolayısıyla demir çelik sektörü geliştiği zaman onunla beraber diğer sektörler de gelişiyor, bölge gelişiyor. Biz burada Erzim Liman Projesi'nden şundan bahsetmek istiyorum. İnşallah bu Osmaniye'nin limanı olacak. Son derece yakın bir mesafede, Osmaniye Organize Sanayi'ye yaklaşık 10,5 kilometre mesafede ve direkt otoyol bağlantısı olacak şekilde tasarlanan bir liman. Ama bunu KOBİ'lerle nasıl bağlantılaştırıyoruz biz? Şöyle, biliyoruz ki KOBİ'ler pek çoğunda dış ticaret imkanları son derece sınırlı. Burada geri alanımız da o kadar müşahit olacak ki, düşüncelerimiz gümrükleme dahil, konteyner işine yerleştirme dahil, biz üreticinin, imalatçının ayağına gideceğiz, malzemeyi alacağız ve ihracat noktasına teslim edeceğiz. Dolayısıyla sadece KOBİ'ye satışı yapmak kalacak. Satışı yaptıktan sonra başka hiçbir formatlerle uğraşmayacak. Ben bunun arkadaşlarımızın çok farklı bir açılım sağlayacağını ve hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ama bunun üzerinde inşallah detaylı görüşmelerimiz olacak. İskender Liman Projesi var, bunu da bahsedeyim. Şimdi grupçuyuz. Bu kısımda biraz farklı bir açılım getirmek istiyorum. Şimdi bizim grup kilomuz 1.860.000.000 dolar. Toplam üretimimizde 2.353 milyon ton. Bu ne ifade ediyor? Yani bize ne ifade ediyor? Osmaniye'ye ne ifade ediyor? Yöreye ne ifade ediyor? Biraz onu müsaadenizle bir iki dakikada onu anlatayım. Bunun 532 milyon doları ihracat. Yani tek başımıza biz şu anda 500 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Ve hedefimiz ve Fuat Bey'in talimatıdır. Kritik sınır 1 milyar dolar.
biz inşallah 2-3 sene içerisinde 1 milyar dolar ihracat yapan bir firma olacağız. Tüm çalışmalarımız, hedeflerimiz, yatırımlarımız bu. Şimdi ikimizin yönetim bileşimimiz nasıl bizim? Yani ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Yani birincisi istihdam, dolaylı veya doğrudan. İkincisi, biz aynı zamanda üreticiyiz ama bize de tedarik sağlayan firma. Bu yönde göre de neler yapılır? Üçüncüsü, biz üreticiyiz, biz tedarik ediyoruz bir şeyleri, bu alanda neler olabilir? Dördüncüsü de bahsettiğim ihracat firmalara, liman olarak sağlayacağımız imkan. Şimdi 2011 yılında burada ham madde, işçilik, enerjiyi çıkardıklar. Bunları çıkardığımız zaman bizim 899 milyon dolarlık alımımız var. Sayın Bakanım. Grup olarak 899 milyon dolarlık alımımız var. Ham madde hariç, işçilik hariç, enerji hariç. Biz bunu yöreden nasıl sağlayabiliriz? Bizimle beraber bize tedarikçi olacak firmalar nasıl gelişir? Ve yöreye ilave imkanlar nasıl olur? Bunların bir kısmı İstanbul'dan geliyor, bir kısmı Osmaniye'den geliyor, bir kısmı İskenderun'dan geliyor. Bir kısmı belki tedarikçi aracılığıyla yurt dışından geliyor. Ama önemli olan bunları biz bu yörede nasıl üretiriz? Üretecek tesisleri, ufak ve orta ölçekli tesisleri nasıl oluştururuz? Bunlar o malzemeler, aldığımız malzemeler ve şu anda bu yöredeki tedarikçi sayımız. Hatay'da 156 tane, Adana'da 136 tane, Osmaniye'de 55 tane. Biz bu sayıları nasıl yukarı çekeriz? Ve buradaki bizim de menfaatimize alacağımız malzemeyi daha yakın yerden almak, daha kolay ulaşabileceğimiz yerden almak daha menfaatimize ve yörenin de menfaatine, dışarıya gidecek paranın buradan kalması, bu konuda hep beraber bir fikir jimnastiği yapmamız lazım. Aynı şekilde bölgede de 633 firmaya da satış yapıyoruz. Yani şu anki halimizde 633 firmaya satış yapıyoruz. Bunların bir kısmı imalatçı, bir kısmı ticaretçi. Bunların da sayısını nasıl arttırırız? Yatırımlarımız belli, bu yatırımlarla bunları kullanacak firma sayısını nasıl arttırırız? Burada da şu anki istihdam olarak göreve sağladığımız, şu anda 3050 kişi çalışıyor şirketimizde. Yatırımlar hariç. Yani yatırımda çalışan inşaatçı, çelik konstrüksiyoncu vesaire onlar hariç direkt bünyemizde çalışan bir eleman sayısı 3050. Ve inşallah şu devam eden yatırımlarımız bittiği zaman da bu 5500'e çıkacak. Yani 2015 yılında 5500'e çıkacak. Bunu da Veysel Bey'in verdiği sayıyla çarparsak biraz kusurlu çıkıyor ama herhalde 25'le çarpacağız. Yani çok ciddi bir rakam dolaylı olarak etkilenecek gözüküyor. Evet, 125 bin civarında bir dolaylı istihdama da yol açmış gözüküyor. Ben biraz hızlı geçtim. Kusura bakmayın, sona kalmanın dezavantajı bu herhalde. Ama ben beni de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, konuşmaları bu aşamada sonlandırmış bulunuyorum. Bir şey söylemek gerekirse, değerli hocam Mustafa Üveydi, demir ve çelik Türkler ata mesleğidir dedi. Doğru. Biz bunu not ettik, gurur duyduk. Ancak bu ata mesleğinde tabii bundan sonra gündemimizin ne olması gerektiği konusunda da değerli katılımcılardan çıkarttığım bir iki notu sizlere paylaşmak istiyorum. Birincisi, özellikle değerli katılımcımız Suat Bey'in belirttiği katma değerli yüksek ürünlerde demir-çelik sektörünün
önümüzdeki dönemde önemli bir gündemin olacağını görüyoruz. Kendilerini çok net bir şekilde ihracat ürün fiyatlarımıza kıyasla talep ürün değerlerimizin yüksek olduğunu ortaya koydular. Dolayısıyla uluslararası bu türde bir iş bölümünü demir çelik sektörünün kazanmış olduğu bugünkü potansiyeliyle değiştireceğini ben düşünüyorum. Bunu bir potansiyel olarak da görmek lazım. Çünkü bu alanda yatırım yapma ve dünya piyasalarında var olma imkanı da görünüyor. Bu şekilde de okuyabiliriz. Yine bölgemiz açısından düşündüğümüzde örneğin sosyal holding yatırımlarıyla gördük ki böyle büyük yatırımların bölge açısından çantar etkisi yaparak sürükleyici yönüyle bölgenin kaldırmasına, gelişmesine çok büyük katkılar olduğunu görebiliyoruz. Bu tespitlerden sonra süremizi açtık. Çok yoğun bir program. Konuşmacılarımız görüşlerini ifade etmekte tabii biraz müdahale ettik ama maalesef programımız biraz yoğun. Şimdi kısa bir sürede varsa katkılarınızı kısa olarak ve sorularınızı almak istiyorum. Sorular olanları varsa sorularını alabilirsiniz. Duyuluyor efendim ama sanırım mikrofonda gelir sizlere. Öyle tahmin ediyorum. Bazı ürünlerden bahsetti. Hasarlanmaz çelik üretiminde, dünya çelik sektöründe ülkemizin üretim ve tüketim durumu nedir? İthalat ve ihracattaki fiyat farklılıklarını da gördük. Bu konu hakkında bilgi alabilirsek teşekkür ederim. İlk yarısında bu yatırım faaliyete geçecek yaklaşık 350-400 bin tonluk tadeleme kapasitesi. Bunun daha sonra çelikhaneye dönüşebilmesi için çalışmalar var ama devlet teşviki olmadığından çelik sektörüne bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Kişi başına tüketim arttıkça çelikhanenin devreye girmesi daha kolay olacak. Şimdi kişi başına tüketim 4-5 kilo civarında, yani 280-300 bin ton civarında bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Tüketim olduğunu, bunun kademeli bir şekilde artmasıyla birlikte inşaatlarda da çok kullanılmaya başlandı. Marifet iltifatı tabi, talep arttıkça üretim konusunda da arayışlar olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda paslanmaz çelikte eksikliğimiz dış ticaret hallerine son derece olumsuz bir şekilde yansıyor. Önümüzdeki yıllarda bunu azaltacağımız kararı. Bir soru daha görüyoruz, sizin sorularınız. Teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize ve Osmaniye'deki Tostalı gruba, Kulan gruba yatırımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize de bu yatırımcılara destek verdiğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir iş adamları derneği olarak az önce Suat Bey'in bahsetmiş olduğu bu yatırımlar çerçevesinde, yeni yapılacak yatırımlar çerçevesinde biz de buradan bir öneride bulunmak istiyoruz ve Suat Beylerden tüm buradaki holdinglerimizden buna katkı sağlamalarını bekliyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bir işbirliği günü adı altında bir organizasyon yapalım ve bu holdinglerimizin satın alma gruplarıyla Osmaniyeli iş adamlarımızı bir araya getirelim ve bu sürece Osmaniyeli iş adamlarımızı, esnafımızı, sanatkarımızı, yatırımcımızı bu sürece nasıl dahil edebiliriz? Bununla ilgili bir gün organizasyonu yapalım. İzniniz olursa Sayın Valim buna katkılarınızı, tüm holding sahiplerimizin buna katkılarını bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sanırım bu konuda yatırım destek ofisi de sizlerle birlikte olabilir, kalkınma ajansı da. Evet. Bu önerinizi değerlendireceklerdir umarım. Peki, bir soru, son soru. Buyurun siz. Bölgemizde nalince sektörüyle alakalı üretim 1 milyar dolar civarında. Ancak Bakırız, Dört Yolu, Erzim'de 2 tane festival düzenliyor.
Bölgemizde iki tane narinciye festivali düzenleniyor. Birisi Erzurum'da, birisi Dörtlük olmak üzere. Demir çelik sektöründe 8 milyar dolarlık bir hacim varken bölgemizde neden bir demir çelik festivali düşünülmüyor? Teşekkür ederim. Bunun istesini Suat Bey cevaplası diye düşünüyorum. Suat Bey efendim, buyurun. Aslında işte bizim festivallerimiz aslında bu tür organizasyonlar ne kadar sık düzenlenirse o kadar etkinlik artıyor. Festivallerin de zaten amacı o. Ben bu tür, yani inşallah Sayın Ekber'in bu birinci olur, ondan sonra her sene devam eder değil mi? İşte bizim de festivalimiz bu olur. Bu oturumu kapatıyoruz. Sayın Valim çok teşekkür ederiz size zaman ayırdığınız için. Değerli konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Özelleştirildi, Erdem'in uzman ellerine teslim edildi ve istedi. Ondan sonra çok ciddi yatırımlarla bugün yeniden bölge ekonomisine hayat veren bir kuruluş haline geldi. Biraz da bu hikaye dahil olmak üzere genel tecrübelerini istedim. Genel müdürümüz Recep Özhan Beyefendi'ne dinlemek istiyoruz. Kendilerini yüzü ilave ediyorum. Ya burada da isterseniz nasıl uygun görürseniz, buyurun efendim. Şu ana kadar yapılan sunumlarda zaten sektörün belli bir potansiyeli var. Potansiyel içerisinde geçmişten günümüze kadar zaten sektör Türkiye'nin ve dünya ortalamalarının çok çok farkında bir büyüme göstermiş. Bundan sonra bu büyümeyi devam ettirebilir mi? Ettiremez mi? Devam ettirirse hangi koşullarda devam ettirebilir? Başlıklarla değerlendirmeye gayret edeceğim. Genel bilgilerden sonra liste bırakmaya kısa birkaç slide olacak. Neden Doğu Akdeniz? Doğu Akdeniz'in özelliği nedir ki? Fırsatları nedir ki? İmkanları nedir ki? Burada yatırım yapılabilsin veya burada yatırım yatırımla birlikte büyüme gerçekleştirilebilsin. Ve bu büyüme fırsatlarının neler olabileceğine ilişkin dört ana başlıkta oluşan bir değerlendirme olacak. Bu slaytları hem Veysel Bey sundu hem de diğer katılımcılar da sundu. Görüyorsunuz
sektör 2000 yılından 2012 yılına kadar yaklaşık %85 oranında bir artış göstermiş sektörün büyümesi, dünya çapında. Yani 2000 yılında dünyadaki çelik üretimi yaklaşık 1.062 milyon tondan 2012 yılında yaklaşık 2 milyar tonluk bir kapasite rakamına ulaşmış. Demek ki dünyanın çelik sektörü itibariyle önemli bir kapasitesi var. Peki bu kapasiteyi ne kadar kullanıyoruz? Bunu da üretimle bakıyoruz. Üretim ise kapasite 2 milyar ton olduğu bir dönemde 2012 yılının sonunda 1 milyar 500 bin tonlar civarında olacağını görüyoruz. Demek ki 500 milyon tonluk bir atıl kapasite hali dünyada mevcut. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de durum daha da güzel. 2000 yılında Türkiye'nin toplam üretimi, toplam kapasitesi yaklaşık 20 milyon ton iken 2012 yılının sonunda bu rakamın 50 milyon tonluk hatta 50.1 milyon tonluk bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. 50 milyon tonluk bir seviyeye nasıl ulaştığını baktığımızda geçtiğimiz yıllardaki büyümenin Türkiye'nin de bu büyümede çok önemli bir aktör olduğunu, dünya çapında da bir aktör olduğunu burada görüyoruz. Türkiye 2007-2011 tarihler arasındaki büyümede dünyada %32.4'lük bir kapasite artışı sağlayarak dördüncü olmuş. Onun dışında 2012'de ise yine dünyada Türkiye %8.4'lük bir büyümeyi gerçekleştirerek demir çelik sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu, dünya çapında önemli bir oyuncu olduğunu göstermiştir. Bu slaytları fazla değinmeden geçeceğim çünkü bundan önceki arkadaşlarım yeterince değindiler. Türkiye'nin üretim ve tüketim dengelerine kısa da değindikten sonra fırsatlar ve imkanlar hatta yatırım sektörü itibariyle yatırımın dağılımına değineceğim. Yassı ve uzun üretim kapasitesinin 50 milyon ton olduğu ülkemizde bu kapasitenin yaklaşık %30'unu halen kullanmıyor. Yani bir başka ifadeyle kullanmadığımız kapasite bizim için yan sektörler itibariyle, ihracat itibariyle önemli bir potansiyel yarattığını da burada ifade etmek istiyorum. Bölgemize geldiğimizde, biraz evvel Suat Bey ifade etti, hakikaten bölgemiz demir çelik sektöründe şu anda en büyük oyuncudur Türkiye'de. 16 milyon, 4 milyon tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük demir çelik üretim merkezidir. Peki, demir çelik üretim merkezinin 16.4 milyon tonluk üretim kapasitesi bölgeye aynı şekilde, aynı büyüklükte yansımış mıdır? Bunun cevabı var. Biraz evvel mesela bölgedeki çalışan kapasitesinin 400 bin civarında olması lazım bu sektörle ilgili olarak. Bu sayıya geldik mi? Hayır, gelmedik. Gelebilir miyiz? Gelebiliriz. Nasıl gelebiliriz? Bunu yapabilmesi biraz daha yapacağız. Tekrar bir önceki slide'a dönmek istiyorum. Bölgede 4.2 milyon tondan 2005 yılında 2012 yılında 16.4 milyon ton gelmeyle bölge Türkiye'de çok önemli bir mesafe kalmıştır. Bu mesafeyi diğer sektörlerle taşlandırması lazım. Öncelikle literatürde der ki büyümeyi şöyle tarif eder. Kişi başına gayri safi milli hasılasındaki artış diye tanımlıyor. Merkantilist dönemler
yok. Döviz harcamayacak şekilde katma değeri yurt dışına kalsın. Döviz çıkışı olmasın ve ihtiyaçlarımızı görelim şeklinde ithal ikamesi bir büyüme ve sanayileşme modeli izlendi. Aynı tarihlerde Güneydoğu Asya ülkeleri ihracatın önderlik ettiği büyüme modeli denediler. Biz hangi modelin daha doğru olduğunu yıllar içinde gördük. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiye o günden bugüne geldiği noktada doğruyu bulmuştur. Neyle bulmuştur? Bir, öncelikle ithal ikamesi politikasını terk etmiştir. Bugün gömülçilik sektöründe biraz evvel geçtiğimiz slaytlarda gösterdiğimiz gibi eğer 10 milyon ton sadece uzun üründe ihraç kapasitesine sahipse ve ihraç edebiliyorsa demek ki artık Türkiye'de dünyayla rekabet edebilen bir sektör haline gelmiştir. Bunun bu saatten sonra, bu tarihten sonra devam için neler yapmak lazım? Öncelikle yatırımların dünyayla rekabet edebilen yatırımlar haline getirmesi. Yani iç piyasaya katıp kalmayan, dünyayla maliyetle rekabet edebilen, dünyayla kaliteden rekabet edebilen ve dünya pazarlarında aranmak ürünler bekliyoruz lazım. Şayet bu yolda önemli adımlar atmazsak yatırımlarımızın şu anda %30'u atıl duruyor. Daha fazlası da atıl olmaya mahkum olur. Bunun için yapmak lazım? Biraz evvel Suat Bey'in ifade ettiği gibi katma değeri yüksek, rekabet gücü yüksek ve kaliteli ürünlere yönelmesi lazım. Tam bu aşamada istemeden örnek vermek istedim. Sen ve Sen Bey ifade etti, evet, bu yönelik. Yörede bu kadar gelişecek sektörünün yaygınlaşmasının bence yegane sebebi istedim. Bundan mutlu muyuz? Mutluyuz. Peki, biz yerimizde durduk mu? Hayır durmadık. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı yaptı. 3 milyar dolardan fazla yatırıma son 5 yılda, son 6 yılda para yaptı ve para sattı. Yatırımın kalifikasyonuyla birlikte, miktarıyla birlikte aynı zamanda çevre dostu olduğunu da ifade etmek istedim. 3 milyar doların 248 milyon dolarlık kısmının çevre yatırımları olduğunda burada bütün katılımcılara ifade etmekten ayrıca bulunuyor. Yani 248 milyar doların, milyon doların ne kadar büyük bir rakam olduğunu ifade etmek için bir benzetme yapacağım. Biliyorsunuz Türkiye devlet olarak büyüme ve kalkınmada bazı teşvikler uyguluyor. Özellikle yatırım yapmasını istediği sektörlerde teşviklerin miktarları özel kanunlar, özel kararnamelere de artıyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Uzak Doğu merkezli bir otomotiv şirketi Türkiye'de yatırım yapacağını beyan etmişti. Benim geçmişimde 5-6 yıllık bir otomotivcilik de olduğu için sektörün ne kadar yatırım yapabileceğini bilen biriyim. Bu yatırım yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırım. İstenir 248 milyon dolar sadece çevre yatırım yaptı. Büyüklüğün ne kadar olduğunu anlatmak için söylüyorum. İlave
vergi imkanını sağladı. Arsa imkanını sağladı. Sosyal sigortalar birimleriyle ilgili teşvik sağladı. Buna rağmen çek cümlede gitti. Yapacağı yatırım 250 milyon dolarlık bir yatırım. Bu sistemi olarak sadece çevirdik. 208 milyon dolarlık bir yatırım. Yine bölgemizde ilk yazısı üretimini biz gerçekleştirdik. İlk yazısı üretimini biz yaptık. Bu yatırımlar 40 bin fabrika, 40 bin büyük projeden oluşuyor. Her bir fabrika, şöyle söyleyeyim, mesela bizim kireç ürettiğimiz kireç fabrikası, yönetim faaliyet gösteren çimento fabrikaları kadar büyük. Ve 3 milyar doları yatırdıktan sonra üretimimizi 2.2'den, üretim kapasitemizi 2.2'den 5.3 milyar milyon tona çıkardık. Hali hazırda 5.3'ün sadece 4.6'sını kullanıyoruz. Eğer ekonomik şartlar uygun olursa 5.3 milyon tona çıkabileceğimiz gibi İleride slaytlarda diyeceğim fırsatlarda 10 milyon tona da çıkmamız işten değil. Peki 3 milyar dolar yatırım yaparak ne sağladı? Demir çelik sektörünün hali hazırdaki üretim kapasitesiyle yarattığı katma değer 4.5 ila 4.8 milyar dolar civarında bütün Türkiye'de. Biz 4,5 milyon tonluk bir üretimle Türkiye ekonomisine 850 milyon dolar katma değer yaratıyoruz. Bu 850 milyon dolar katma değeri 450 milyon dolarlık kısmı yerine kalıyor. Yerine kaynaklanıyor. Konumuzun başlığı yöredeki büyüme değil miydi? Buyurun. Yöreye katkı böyle. Bunun geleceği var mı? Var. Biz 10 milyon tona çıkabilir miyiz? İstemir üzerinde çıkabiliriz. Ama hangi şartlarda çıkmak gerekir? Hem istemir için hem de sektörün düzeyde temsilcileri için biraz evvel ifade ettiğim gibi kalite ve maliyet. Uluslararası rekabet edebilecek kalitelere sahip ilham etmek ve uluslararası rekabete dayanacak maliyetlerle ürün üretmek. Ancak ve katma değeri yüksek ürün üretmek. Eğer bu yatırımları yönelirsek dünyada oyuncu olmayı devam ettiğimiz gibi yörede de hem büyümeyi sağlarız hem de yörenin demircilikle birlikte diğer kalkınma diğer büyüme olanaklarını da geçiştiririz. Biz 10 milyon tona çıkabiliriz demiştim. Bundan sonra eğer İstemir yatırım yaparsa ki inşallah yapacağız. Yani 5.4'ten 10 milyon tona çıktığımızda bundan sonra ürün hedeflerimiz katma değer yüksek olan ürünler olacak. Bunlar petrol sondaj borusu ve diğer petrol boru çelikleri otomotiv sektörüne yönelik yüksek katma değerli kaliteler. Yine beyaz eşya pazarına yönelik ayak çelikleri, ayak kaliteleri, soğuk ve kaplama ürünlerde pazar ihtiyacı yönelik daha geniş, daha ince ürünler üretmek olacaktır. Şayet ticari kalitelik üretimine yönelik yatırım yaparsanız, ki yaparsak şu anda bu sıkıntıları çekiyoruz, sektördeki diğer arkadaşlarımız da aynı sıkıntıyı çekiyorlardır. Görüyoruz çekiyorlar. Şu anda 3 milyar dolar harcayıp yaptığımız yatırımlar sonucunda ürettiğimiz rakam vereceğim. Yani biraz şirket sırrı olacak ama aramızda kalsın. Şimdi sıcak ürün üretiyoruz. Bir maliyetimiz var. X. Kaliteli çelik üretmek diye ifade ettiğimizde bunları kastediyoruz.
sıcak rulonun maliyetinin 40 dolar altında, 40 dolar altında Türkiye'ye ihracat ediyorlar. Ya bizim maliyetleri düşürecek bir plan almamız lazım ki biraz zor. Çünkü girdisi belli, çıktısı belli. Ya ithalat ihracat dengesi itibariyle diğer ülkelerdeki gibi bir takım tedbirler olması lazım. Ya da kapasiteyi düşürecek önlemler almamız lazım. Bir buradan geçiyorum. Evet. Sektörde hala büyüme kapasitesi mevcut. Ama hangi şartla? Kaliteli ve katma değeri yüksek ürünleri yapılmaya başlandı. Sektörün bu konuda, bölgenin sektöre bu konuda katkıları neler, üstünlükleri neler? Neden Doğu Akdeniz'de yatırım yapılmalı veya Doğu Akdeniz'de yatırım yaparsanız size bir gibi imkanlar sunuyor. Siz de bunları üzerine geçiririz. Yukarıdan aşağı baktığımızda ham madde kaynaklarına yakınlık bir de diğer olduğu gibi burada da bu ham maddelerin kaynağı yakında değil. Yani pek olumlu bir şey değil ama aynı şey herkes için geçerli olduğu için dünyanın birkaç ülkesi hariç bu bir önemli bir dezavantaj değil. Ulaşım olanaklarına baktığımızda ulaşım olanakları, pazara yakınlık, insan kaynağı, su, enerji, iklim koşulları, atıkların geri dönüşümü, teşvikler ve diğer başlıklar altında teknik ilerlemek istiyorum. Ulaşım imkanları yöremizde gerçekten çok büyük. Biraz evvel Suat Bey ifade etti. Doğu Akdeniz'de zaten İskenderun liman içinde, denizin içinde. Osmaniye'de denize 10 kilometre uzakta. İçinden otoyol geçiyor. İçinden demir yol geçiyor. Yani ulaşım imkanları çok büyük. Neden Doğu Akdeniz? Pazara yakınız. Nasıl yakınız? Gördüğünüz gibi bizim ihracat yaptığımız ülkelerin çoğu bize yakın. Arap Emirlikleri, yani güney komşularımız. Hatta şöyle bir rakamla bunu daha sağlıklı gösterebiliriz. Burada bölgeler itibariyle ülkelerin veya bölgelerin ithalat ihracat dengelerini gösteriyor. Orta Doğu'da demirci ithalat ihracat arasındaki dengede 30 milyon tonluk açık var. Orta Doğu nerede? Bizim komşumuz. Başta Afrika'da 10 milyon tonluk bir açık var. Yani ihracat, ithalatı, taşlama oranında 10 milyon tonluk dışarı demircilik ürünü ithalat etmeler lazım. Kim yakın bölgeye? En yakın Doğu Akdeniz. Bundan daha yakın başka bir üretici ülke yok. Demek ki pazara yakınlık itibariyle de bu yörede yatırım yapmaya değer imkanlar var. İnsan kaynağına geldiğimizde hakikaten demir çelik sektörü için çok önemli bir insan kaynağına sahip. Şimdi 42 yıllık bir istemir var. 42 yıllık istemirin yarattığı insan potansiyeli var. Öncelikle her evde bir demir çelikçi yer, her evde bir demir çelikçi var. İstemiri demiyorum. Her evde bir demir çelikçi var. Evin içinde demir çelikli sektöründe çalışan veya ailede demir çelikli sektöründe çalışan birinin olmasıyla olmaması arasındaki demir çelik sektöründe yaklaşımın ne kadar farklı olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Çocukluğuna itibaren demir ve çelik çok büyüyen, yani bunun tahsilini almasa bile çocukluğuna itibaren demir çelikle büyüyen biriyle demir çelik sektöründen alakası olmayan bir ailede büyüyen bunun aslında önemli farklar olacağını anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla hem mental olarak hem bilgi birikim olarak yöre insan kaynağı açısından gerçekten çok sevindim. Demir çelik ürünlerinin ben demir çelik kökenli değil, iktisat kökenliyim.
Ayrıca enerji kaynaklarına yakın olması, enerji potansiyel itibariyle yüksek bir potansiyel olması su ve enerji yönünden ileride bir sıkıntıya düşmeden yatırımlarını sürdürme imkanının olduğuna burada ve neden Doğu Akdeniz bu kadar Allah bile güzel yıkım vermiş ki yani ben 10 yıl önce geldiğimde dedim ki Allah özene özene yarattığı bir memlekete geldim. Yani kışları hiç kış olmayan. Yazın ise sadece belli yörelerde çok fazla bunaltıcı bir hava oldu ama yılın 9 ayının son derece güzel bir iklime sahip olduğu bir yöredeyiz. Bu kadar güzel bir iklimde yatırım yapılması herhalde önemli bir avantajdır diye düşünüyorum. Eski bir meteorolojist olarak. Bugün çevresel koşullar yatırımların önüne geçti. Atık yönetimi ve atık yönetiminin gelecekteki bir potansiyelini de burada işaret etmek istedim. Ve teşvik. Eğer yatırım yaparsanız devlet teşvik ediyor. Buyurun. Türkiye'nin en son çıkan teşvik kararnamesindeki teşvik haritası. Gördüğünüz gibi Osmaniye, 5. bölgede, Hatay 4. bölgede, yani bizim üstümüzde sadece 6. bölgedeki göreler var. Onun dışında 5 ve 4 numaralı teşvik kapsamına giren bu bölgede devletli yatırımlarda devletli katılım sağlıyoruz. Ve diğer anahtarımız neler? Şimdi sunumun ortasında dedik ki bir kişi, 25 kişi potansiyel yaratıyor. Eser belediye bir kişi. Peki bu potansiyel henüz bu yönde gerçekleşti mi? Hayır. Gerçekleşebilir mi? Evet. Neden? Çevremize baktığımızda Kayseri'de serbest bölgeler var. Adana'da serbest bölgeler var. Gaziantep'te serbest bölgeler var. Yani yörede yatırım, yani yan sanayide yatırım yapmazsa bile yöredeki, çevredeki teşvik edilmiş bölgelere yatırım yapılması sürdüğüyle esas sektörü, yani demir-çelik sektörüne talep yaratılabilir. Bu biraz bir topik ama bunu üzerine durmak istedim. Çünkü benim beceremediğim tek şey bu. Birlikte olmak, birlikler gibi. Ortak değerlere sahip çıkmak. Ortak bir şeyi beceremiyor. Eğer gerek sektör temsilcileri, gerekse ilgili kuruluşlar birlikte hareket edebilirsek önemli yatırımlara öncü gidebiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. Tek başımıza hareket ettiğimizde bizim için veya herhangi birimiz için mali doğurabilecek araştırma, geliştirme imkanlarını gerek üniversiteler veya gerekse özel kuruluşlar nezdinde ortaklaşa bir takım araştırmalar yapabiliriz. Bu üzerinde durulması gereken, bizim üzerinde durulması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani böylece, yani araştırma geliştirme sorusunda özellikle mal üretebilmek, özellikle mal ihraç edebilmek veya da özellikle yatırımlara imkan sağlayabilecek bir takım bilgilere böylece edebiliriz, böylece ulaşabiliriz. Ve son olarak bölge hakikaten ilgi çekiyor. Bizim tüfümüzde da birileri yatırım yapıyor. Hali hazırda yeterli olmasa da bu potansiyele sahip. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi gazete kurlarını almış başlıklar. İnşallah
sektöründe böylece 16'lık 4 milyonluk bir kapasite vardı. Üretimimiz bunun yarısı kadar değil. Yani bu üretim kapasitesini mutlaka bizim doldurmamız lazım. Yöreye yapılacak bir yer yatırımlar. Yani yan sanayi dediğimiz yatırımlar. Bu kapasitenin değerlendirmesini. Yani sadece devre çelik sektöründe büyüme değil, genel ekonomideki büyümeye de açık bir görüyoruz. Önceden ithal edilerek elde edilen ürünleri çoğu artık yöremizde üretilmekler. Yöremizde üretilmekte de olan bu ürünlerin yöre imkanlarının değerlendirilmesiyle örneğin ben birkaç tane başlık saydım. Konteyner imal testi kurulabilir. Terseneler kurulabilir. İçerik servis merkezleri kurulabilir. Otomobil, yan sanayi, boru fabrikaları, beyaz eşya fabrikaları, balon, türeler fabrikaları, atık bertan etme tesisleri ve metal mobilya üreten tesisler kurulabilir. Bunlarla birlikte bölgemiz önemli bir potansiyel sahip olduğunu da buradan görüyoruz. Mesela vagon imalatı için en önemli bir de Yasıkil. Bugün bölgemizde Yasıkil'e yükleten 3 tane şirket var. Keza otomobil, ben sektörden gelen bir soru olarak söyleyeyim. Otomobilin 350 kiloluk kısmının bu yörede üretilen sajlarla yapıldığını söyleyebilirim. Önemli bir pazar var. Yan sanayi. Ayrıca biraz evvel örneğini verdiğim şirketler gibi dışarıdan veya içeriden otomotiv fabrikaları da böyle niye kurulmasın? Demircilik sektöründen yine besleyebileceği bir çılgın proje galiba inşallah hayata geçecek. Bununla ilgili de yörelim hem ulaşım itibariyle hem de aynı zamanda yatırım yapma imkanını sağlayacak bir imkana koştuğunu söyleyebiliriz. Ve son slaytımız. Gördüğünüz gibi kullanılmayan bir kapasite var. %25 kapasite hala boş. Bu kapasiteyi doldurmak bir fırsattır. Öncelikle Japon ve İtalya modeli hobilerin gelişmesine yönelik hem teşvik tedbirlerini arttırması gerekir hem de bunlarla ilgili tanıtım çalışmaları yapmak gerekir. Şayet %25'lik kapasiteyi kazanırsa önümüzde daha çok insan da var. Teşekkür ederim. Efendim biraz zaman açtığımızın farkındayız. Ondan dolayı sizlerden özür diliyoruz. Ancak bu değerli konuşmacıları bir daha bir araya böyle getirmek mümkün olmaz. Muhtemelen öğleden sonraki konuşmalardan biraz tasarruf edeceğiz. Oradaki kişi sayısı 3'er kişi. Dolayısıyla her birisinden 15'er 20'er dakika tasarruf imkanı var. Öğle yemeği arası da biraz kısa olabilir. Recep Bey'in sunuşunda önemli bir konu rekabet meselesiydi. Namık Bey'in bir sözü var. Patent ona ait kullanmadığı için söyleyeceğim. Aslında biz rekabet çok keskin bir şekilde yapıyoruz. Gerek buğdayı gerekse cevheri dışarıdan alıyoruz. Getiriyoruz, burada işliyoruz, işlediğimiz memleketlere satıyoruz. Yani derenin taşıyla derenin kuşunun Namık Bey'in patenti olan sözünü söylüyor. Vuruyoruz, bunu daha da geliştirmemiz lazım. Ta Brezilya'dan cevheri alıyoruz, üretiyoruz, Brezilya'ya kadar satıyoruz. Ve onlarla rekabet ediyoruz. Ama tabii Ukrayna, Rusya gibi doğal kaynakları çok gelişmiş. Kömür, cevher maliyetleri bizimkine göre %20 seviyelerde olan ülkelere karşı da bir daha açık pazar konumumuzu gözden geçirmemize ihtiyaç var. Yoksa sıkıntılar da yaşıyoruz. Bir kuruluşumuz MMK Türkiye'de yatırım yaptı. Yatırım yapmasıyla gurur duyduk ama takım
takım sıkıntılar da yaşıyor. Şimdi Ayşen Hanımefendi'den BMK'nın bakışıyla bölgenin pazar imkanları, ihracat imkanları ve geleceğe yönelik beklentileri konusunda bir değerlendirme almak istiyoruz. Ayşen Hanım, BMK'nın pazarlama direktörü. Buyurun efendim. Sürekli bir ihtiyaç ve ben bunu da
da size göstermeyi dilerim. Bu bölgeden bizim halihazırda yaptığımız ihracatların payı, toplam ihracattaki payı. Sadece kütüye baktığımızda çok yüksek bir oran çıkıyor. MENA bölgesine ihracatımızın kütükte %80-85'ini gerçekleştiriyoruz. İnşaat demirinde keza benzer rakamlar. %50 ile %70 arasında bu pay değişiyor. Yaz sürümüne baktığımızda gayrimizde 30-35 civarında düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü gayrimizde ürün gelişmiş ülke ürünüdür daha çok. Aynı zamanda tabii ki düşük, üzücü karşılaştırma yaptığımızda bugüne kadar, fakat başka bir açıdan baktığımızda da potansiyel, önemli bir potansiyel var bu bölge için. Peki bizim ihracat yapmaya ihtiyacımız var. Hem kapasite hem iş gücü açısından bunu da istiyoruz. Bu bölgenin almaya ihtiyacı var mı? İthalata ihtiyacı var mı? Evet var. Son 2002 senesiyle 2011 senesini kısaca karşılaştırdım. Üretim rakamı ilk katına çıkmış 9 senede, 10 senede. Tüketim rakamı da aynı zamanda ilk katına çıkmış. Ve ithalat ihtiyacı da ilk katına çıkmış. Şurada 28 milyon ton olarak gözüken ihtiyaç gittikçe de artmakta da devam ediyor. Artmaya devam ediyor. Yani bu bölgeye bizim ihtiyacımız var, ihracata ve isteğimiz var, potansiyelimiz var. Onların da almaya açık olduklarını görebiliyoruz. Peki süreklilik açısından baktığımızda, yani bu ihtiyaç ne kadar devam edecek? Burada popülasyona bakıyoruz. Yani ne kadar genç nüfus olduğunu bakıyoruz bu bölgede. Şu koyu renkli olan gördüğünüz kısım bu MENA bölgesinde 15 ila 24 yaş arasındaki grubun, topluluğun en ağırlıklı olduğu, yaklaşık %50'si bu bölgelerde, içinde bizim de olduğumuz ülkeler. Buna İran, Irak ve İsrail, Suriye de dahil. Ve daha sonra da Kuzey Afrika ülkeleri. Yaklaşık bu bölgenin %37'si, o nüfusun %37'si bu bölgede yer alıyor. Yani ciddi bir potansiyel var gelecek için. Bu yaş grubunun neden potansiyel olduğunu düşünüyoruz? Çünkü buradaki gençler gibi, gerçi sayıları azaldı bana herhalde ama çok yakın gelecekte iş ihtiyaçları var. Bu ne demek? Yatırımlara ihtiyaçları var. Çalışacak iş bulmaları gerekiyor. Daha sonra evlenecekler, eve ihtiyaçları var. Arabaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla tüketimin artacağının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Genç nüfus. Genç nüfus burada hızlı bir artış göstermiş 2010 yılına kadar ve aynı şekilde de devam etmesini bekliyoruz 2040 yıllarına kadar. O kadar hızlı olmasa bile yine de önemli bir oran teşkil edecek. Ve esas önemli konu da şudur, bu genç nüfus bu kadar burada yüksek ancak Türkiye dünya genelinde baktığımızda da işsizliğin en yüksek olduğu bölge burası. Dünya ortalamasına baktığımızda %13, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri yüzde neredeyse 25'lere varıyor. Tabii ki şu anda İtalya, İspanya, Yunanistan'da işsizlik oranları arttı, evet biliyoruz. Ancak bu geçici. Biz daha uzun dönemli olarak bakıyoruz bu bölgelere ve aynı zamanda bir tarafta Avrupa'da 3-4 ülke var, diğer tarafta ise yatırımı aç 20 ülkeden söz ediyoruz. Tüketime bakalım, biraz daha detaya inersek, bu bölgedeki tüketimlerin gelecekteki gelişimi nasıl?
Afar bölgeyi de etkiliyor. Ve bu da tabii ki sebepsiz değil. Hepimiz de biliyoruz ki dünyanın gözü bu bölgenin üzerinde. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi petrol. 2009 yılında Irak petrol tedarik eden ülkelerin arasında 11. sırada. Bugün itibariyle 3. 4. sıralarda yer alıyor. Bu çok büyük bir gelişim ve belki duymuşsunuzdur. Yakın zamanda bir araştırmanın sonucu açıklandı. Irak jeolojik ve sismik araştırmaların neticesinde dünyanın en büyük rezervlerine sahip. Bu belirlendi. Dolayısıyla şu anda 3. 4. sırada olan bu tedarikçi gelecek yıllarda 1. seviyeye kadar çıkabilir. Tabii bunun anlamı şu, bizim açımızdan yine baktığımızda çok ciddi bir gelişim söz konusu. Petrol çıkarılması açısından baktığımızda. Bir kere ciddi anlamda sondaj cihazlarına ihtiyaç var, çimentoya ihtiyaç var, demire ihtiyaç var ve kilometrelerce boru hattına ihtiyaç var. Sadece Irak'ta bu petrol çıkarılması amacıyla yapılacak olan yatırımların, sermayenin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Kuveyt'in toplamının 5 katı olacağından bahsediliyor. Bu da çok ciddi bir rakam. 2014 yıl itibariyle de yaklaşık 8-10 milyar dolar gibi bir yatırım söz konusu orada. Dün Dünya Gazetesi'nde bir haber vardı. Amerika'nın ünlü bankası, Merrill Lynch Bankası, Irak'la ilgili bir tahmin açıkladı. Öncelikle 2012'de Irak'ın %10.5'lik bir büyümeyle dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi olduğunu açıkladı. Çin'i geçti. Çin 7.7 civarında tamamlıyor. Ve bankanın yine Irak için 2013 tahmini ise %8.2. Ki bu büyümede petrol tedarikindeki gelişim büyük rol oynuyor. Arap Demir Çelik Birliği'ne göre sadece Körfez bilgileri için söylüyorum, Köl bölgesi için söylüyorum, MENA için söylüyorum. 2016 yılına kadar ve sadece inşaat sektöründe yapılacak olan yatırım 285 milyar dolar. Ki bu yaklaşık 47,5 milyon ton civarında demir çelik ihtiyacına tekabül ediyor. Kuzey Afrika bölgeleri, ülkeleri 2000'li yıllarda üretimde önde gidiyordu Orta Doğu'ya göre. Yaklaşık 6 milyon ton civarında bir üretimi vardı. 2012 yılında 10 milyon tona yaklaştı. Fakat Körfez bölgeleri ön plana çıktı 2012 yılı itibariyle. 14 milyon ton gibi bir üretimi var. Dolayısıyla Kuzey Afrika, MENA bölgesi içerisinde de kendi başına ayrı bir potansiyele sahip. Yoldaki yatırımlar, evet burada da görüyorsunuz, çok kısaca söz edeceğim. Ciddi yatırımlar söz konusu Suriye'de, Irak'ta, boru profil tesisleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Umman'da, Irak'ta, sadece Irak'ı biliyorum, küçük bir demir çelik üreticisi şu anda. O üretici bile çok kısa bir zaman içerisinde 1 milyon tonluk bir üretime soyunmuş durumda. Ve tabii ki bu potansiyel mevcutken MENA bölgesinin bir takım sorunları ve ihtiyaçları var. Dolayısıyla bizim için de bunlar çok önemli. Çünkü ihracat yapacağımız bölgeyi tanımak ve bilmek zorundayız. Bir sermaye birikimi eksikliği var. Dolayısıyla tek başına bu yatırımları gerçekleştirme ihtimali çok zayıf. Her ne kadar yatırım planlıyor olsa bile bu bölge, büyümenin altında kalıyor yatırımlar. Bir altyapı eksikliği var, bu çok önemli. Teknolojisi yüksek yatırımlardan söz ediliyor. Fakat tek başına teknolojinin çok bir önemi yok. Onu yürütecek olan kalifiye eleman eksikliği.
çünkü psikolojik bir etkisi var. Ve bu psikolojik etki yatırımlar açısından çok önemli. Çünkü biz belirsizlik azaldıkça risk alma eğilimimiz de azalıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde tek başına bu bölgelerin yatırım yapma ihtimali bu dönemde en azından biraz güç gözüküyor. Monopol dengeler var, Mısır'daki EZ gibi. Kurumsal reform eksikliği var. Bu özellikle devlet konuları açısından söz edebiliriz buna. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde oldukça zayıflar. Maliyetleri düşük ama ne olursa olsun ham maddeye bağımlı ülkeler. Ve ciddi anlamda lojistik yetersizlikleri var. Bunlar bizim için şu açıdan önemli. Sadece bu komşu ülkelerin eksikliklerini görmek ve ifade etmek açısından değil. Biz ne verebiliriz bu ülkelere? Bunu görmek açısından çok önemli. Ve sonra bizim sunabileceklerimiz. Bir kere çok yakınız ve hızlı teslimat yapabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yani Çin'e göre, işte o bölgeye ihracat yapan Tayvan'a, Japonya'ya göre önemli bir avantajımız var. Kültürel yakınlığımız var. İnsan kendisine daha yakın kişiyle daha fazla iş yapmak ister. Bu açıdan bir avantaj. Know-how'umuz var. Evet, çok önemli. İhracatımız açısından da önemli. Yani sadece Türkiye'deki tüketimi artırmak değil. Çünkü bu ülkeler gelişmişlik açısından bizden geride duruyor. Dolayısıyla bize ihtiyaçları var. Biz de bu ihtiyacı karşılayabiliriz. Kalifiye eleman imkanımız var. Ve nihai sanayi ürünlerimiz. Örneğin panel gibi, filtre gibi. Filtreyi özellikle burada vurgulamak istiyorum. Çünkü otomatik ve yan sanayinde kullanılan bir filtrenin %75'i İskenderun bölgesinde üretiliyor. Ve buradan ihracat açısından çok önemli bir imkan. Ve tabii ki sermayemiz. Bizim ihtiyaçlarımız neler? Çok kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Türkiye ihracatı açısından baktığımızda bugün itibariyle deniz yolunu ve karayolunu ağırlıklı kullanıyoruz. Ancak demir yolu diğer ulaşım yöntemlerinin sadece %1'i olarak kalmış. Bu çok büyük bir açık. Yani lojistik açığımız. Bunu güçlendirmeliyiz. Bir başka sebebi de çok yakınımızdaki Orta Doğu ülkelerine demir yolu vasıtasıyla ulaşabilmek çok kolay. O sürekliliğini sağlamamız açısından. Yassı ürünlerde demir yolu taşımacılığı çok önemli. Çünkü yassı ürün hassas bir ürün. Bu konuda da gelişime ihtiyacımız var ve biz de MMK olarak bu konuda bir takım araştırmalar ve girişimlerde bulunuyoruz. Bir başkası profesyonel pazar araştırmaları. Bunu özellikle koydum. Sadece pazarlama konusunda çalışıyor olduğum için değil ama biz şu anlıkla kısa dönemli stratejiler yapmaya meyilli bir halkız. İhracatımızda da bugüne kadar, özellikle demir çelikle demir gördüğüm, yani bir kapı kapanıyor, şansımıza başka bir pazar açılıyor. Evet, bu konuda şanslıyız ama artık gelişmiş olan ülkelere yakınlaştıkça Türkiye, stratejik hesaplamalar, stratejik planlar yapmaya yakınlaşması gerekiyor. Dolayısıyla yüzeysel araştırmalarda, yüzeysel bilgilerin ötesine geçmemiz gerekiyor. Yani o ülkelerde sosyopolitik gelişimler neler, insanlar nelerden keyif alıyor, gelişimi nasıl hızlandırabiliriz? Bunlar için ciddi pazar araştırmaları ve uzun dönemli, en az 5-10 yıllık stratejik planlara ihtiyacımız var. Beni odaklı, yani sadece demir çelik diye bakmamak gerekiyor. Artık niş pazarlar ortaya çıkmaya başladı. Aynı şekilde biraz önce Recep Bey'in de bahsettiğim gibi katma değerlerin artıyor olması niş pazarlara, yani sadece belli tüketim şekillerine odaklanmayı gerektiriyor. Biz de kendi zihinsel yapımızı yavaş yavaş buna analize etmeliyiz diye düşünüyorum. Gümrük işlemleri, bu bizim için oldukça önemli. Zaman çünkü bizim avantajımız, termin bizim avantajımız. Ancak bürokratik engeller. İşte beyanlar kapanmaması. Aynı
Amerika'nın neden bu bölgeye geldiğini ve bundan sonra da başka yatırımcıların neden buraya geleceğini gerekçeleriyle izah etmiş oldu. Diğer kısmı ise, son kısmı ise yaşanan sıkıntıları dile getiren kısmı oldu. Bu sıkıntıların aynı zamanda burada bir fırsat da var. Sıkıntıların giderilmesi halinde mevcut büyümenin hızlanarak devam etme imkanının da bulunduğunu burada görüyoruz. Dolayısıyla burada bir fikir alışverişi içerisinde bu sıkıntıların giderilmesinde sorumluluk üstlenecek başta Sayın Var-